Başrolünü oynadığı 3 Kuruş dizisi 28. bölümde final yapacak olan Nesin Cavazade Bebek'te kameramıza takıldı. Cavazade, evlilik planları yaptığı meslektaşı Gökhan Alkan'la Antakya'da Kalp Yarası dizisinde oynadığı için aylarca ayrı kalmıştı. Alkan'ın dizisi geçen haftalarda final yaptı. Nasıl gidiyor? İlişki soru. Gökhan Bey'in de dizisi de bitti. Evet, gayet iyi. Her şey yolunda. Çok teşekkür ederim. Evet, her şey yolunda. Çok teşekkür ederim. Evliliği soralım efendim. Hepsini cevapladım. Evet. Arkadaşınızdan öğrenin. Önümüzdeki yaz plan var mı? Önümüzdeki yaz bakalım. Hayırlısı. Bakalım, göreceğiz. Yani evlenecek biz siz gibi bir verdiniz ama. Göreceğiz. Nesin Cavazade Mayıs sonunda ekran macerası son bulacak olan 3 Kuruş dizisinin başından beri bir sezon olarak planlandığını ifade etti. Diziyi soralım. Evet, dizi bitmek üzere. Az kaldı. Mayıs'ın sonunda final yapıyor. İşte güzel, bereketli bir sezon geçirmiş olduk. Zaten başlarken de belliydi, bir sezonluk bir iş olduğu. 3 Kuruş dizisine geçen haftalarda zaman atlaması yaşanmış, bu nedenle projenin ilk bölümlerinden itibaren sarı saçlarıyla kamera karşısına geçen dizinin kartalı Uraz Kaygılaroğlu, siyah saçlı haliyle rol almaya başlamıştı. Bir de çok hızlı gidince dizi, hani birden yıllar atlayınca... Sarışın kartal birden esmer olunca diyorsunuz. Aynen. Ama değişmeyen bir tek ben oldum, fark ettiniz mi? Hani 3 yıl değişti, ben sadece yanımda bir çocukla. Nesin Cavazade tatilde annesinin yanına Datça'ya gideceğini söyledi. Yani tipimde hiç bir değişiklik olmadı. Tatil planım... Ama şimdi size konum söylersem orada da böyle ya, olmak zorunda kalacağım. Annemin yanına gideceğim. Ya Allah'ım, ya Rabbim. Hadi öbür günü söylemeyeyim bari, o biraz şey oldu. Vallahi ben geçen oradaydım bu arada. Geçen. Hadi ya. Evet. Biz yan yana gideceğiz. Türkiye'de en sevdiğim yer. Cavazade hasta kedilerine bakmak için bu sezon çok yoğun çalışmadığını açıkladı. Takipçilerim, sevenlerim çok şikayetçi oldular bu sezon. İşte belki beklentilerini tam olarak karşılayamadım, az oldum, az çalıştım, az göründüm projede. Ama bu biraz kişisel bir tercihti. Yapımcının, projenin, yönetmenlerimin, sevgili ekibimin, hiç kimsenin bir suçu yok bu işte. Tamamen benim kedilerimin hasta bakıcısına dönüşmüş olmamla ilgili bir şeydi. Kedilerim ihtiyar. 3 kedim var, 16 yaşındalar. Bir sürü hastalıkları var. Onlara bakmaktan pek çalışamadım. Böyle bir sezon oldu. Yapacak bir şey yok. Gelecek sene daha çok bakıcıları olur, daha iyi çalışırım inşallah. Ünlü oyuncuya kendisi gibi kedileri olan Yıldız Tilbe'nin son paylaşımı hatırlatıldı. Saldırgan sokak köpekleri için yaptığı "Bölge halkı zehirli et versin, hepsi gebersin" açıklaması nedeniyle mahkemelik olan Tilbe, evdeki bir kedisinin başına kına yakmış ve paylaştığı fotoğrafın altına "Şimdi bunun saçı tam benim istediğim renk olacak" notunu düşmüştü. Şarkıcı, takipçilerinden tepki gelince de "Yıkatmıyor kendini, kuruyunca dökülür kınası pamuğumun. Kalanını da tararım gider" açıklamasını yapmıştı. Yıldız Tilbe'nin kedisinin saçlarına geçen günlerde kına yaktı. Bununla ilgili gördünüz mü o resmi? Yıldız Hanım ne yaparsa iyi yapar ve doğru yapar. Ona bayılıyorum. Bayılıyorum. Yani yapmışsa öyle bir şey. Evet, yaptı. Güzel yani. Ben sürmedim. Ben denemedim. Ama benim de kedilerim çok uslu. Denersem sorun çıkaracaklarını sanmıyorum. Bebek'te sık sık kuaföre giderken görüntülenen ünlü oyuncu Bol Bol Güymen'in insanı güzelleştirdiğini ifade etti. Sürekli sizi bu yolda kuaföre giderken soruyorum. Ya Allah aşkına konumlar. Nesin Cavazade'nin güzellik sırları nelerdir? Bunu sorayım. Bol bol gülmek herhalde ya. Yani insan içten gülünce güzelleşiyor zaten. Gökhan Bey de pozitif zaten. Birbirinizi evet. Buldunuz. Evet. Her şey yolunda. Vallahi yemin ediyorum şu anda şey veriyorsunuz. Nesin Cavazade, sevgilisi Gökhan Alkan'ın Kalp Yarası dizisindeki rol arkadaşı Yağmur Tanrısevsin'i takipten çıkmasıyla ilgili soruya ise yanıt vermek istemedi. Gökhan Bey'in eski dizi arkadaşlarını takipten tamam, çıkması çok konuşuldu. Hadi görüşürüz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun.